Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konumuz ve konuğumuz ilginizi çekecek diyoruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın Evren Helvacı bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle tabii ki operatör doktor Sayın Evren Helvacı'yı tanımak isterler sizin dilinizden. Buyurun. Çok kısaca anlatayım. Sadece tıp geçmişini anlatayım o zaman size. 95 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 2001 yılı sonunda mezun oldum. Oradan tabii branş seçim, bizim TUS sınavları var biliyorsunuz. Hep cerrahi branş istemiştim zaten, yani 4. sınıf itibariyle biz yavaş yavaş artık hangi bölümde olacağımızı düşünüyoruz. Cerrahi branşlar içinde de bana yakın olabilecek bir branş ne olabilir dediğimde estetik cerrahi vardı. Hala öyle aslında, yani önü açık, her zaman yenilenmeye, yeniliklere açık bir branş. 2001 yılında TUS sınavıyla birlikte Ege Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniğine girdim. Tabii uzmanlık sürecimiz bizim biraz daha uzun. 2008 yılında uzmanımı aldıktan sonra 2 sene kadar İzmir'de çalışmaya devam ettim. 2010 yılı itibariyle de İstanbul'a geldim. O tarihten beri İstanbul'dayım. Son 4 yıldır kendi kliniğimde çalışmaktayım. Evet, böylece kendi kliniğinizde de hastalarınızı ağırlamaktasınız. Küçücük dokunuşlarla hayatlarında çok büyük değişiklikler yapmaktasınız, değil mi? Galiba öyle. Yani hasta mutluysa ben mutluyum. Her zaman onu söylüyorum. Evet, peki neler yapıyoruz? Hastalarımız daha çok neler için size başvuruyor? Evet, şimdi şöyle tabii şu an bizim branşımız biraz sağlıktan ayrı. Öyle de algılanıyor zaten. Biz daha çok sağlıklı hastayı ameliyat ediyoruz. Sağlıklı hastanın vücudunda onu kendisini mutsuz eden bölgeleriyle ilgileniyoruz. En çok ne yapılıyor derseniz, hem kadın cinsiyet fark etmeden hem erkek hastalarımız özellikle burun ameliyatı yaptırıyor. Yani bu son dönemin en revaç ameliyatları. Bunun en büyük nedeni tabii yapılan ameliyatın sonucu başarısız olduğunda bir primer ameliyatlarımız var. Yani ilk burun ameliyatı. Bir de daha önce uygulanmış ama bazı problemleri olan ya da hasta sonuçla ilgili sıkıntı yaşıyorsa bunların düzeltme ameliyatı dediğimiz bizim sekonder burun ameliyatları var. Birinci sırada burun ameliyatı var. Size evet. Öyle söyleyeyim, yani onun şeyi tartışılmaz. Onun dışında daha çok uyguladığım benim vücutla ilgili estetik ameliyatlar, özellikle meme ameliyatları. Hı hı. Bu kadınların en büyük problemi tabii. Ve vücut şekillendirme diyeceğimiz yeni trend bu şekilde. Çünkü liposuction, yağ uygulamaları, karın germe, bu tip işlemler. Evet, gerçekten de tüm bayanların çok da fazla ihtiyaç duyduğu ve kendilerini çok daha iyi hissettikleri ameliyatları yapıyorsunuz. Hı hı. Ama estetik operasyon nedir? Biraz açalım mı? Yani aslında şöyle, hani estetik derken hani bizim branşın doğuşunun şöyle bir tabiri vardır. Genel cerrahi, kapdamar cerrahi, her bölümün kendine has yapılabilecek ameliyatları var ya da yapılan, ama bir de arada kalmış hiçbir branşa girmeyen ameliyatlar var. Bizim hani plastik cerrahinin aslında doğduğu kısım burası. Yani ilk uygulamada bu büyük estetik ameliyatlar şeklinde değil. Mesela deriyle ilgili problemler var, bunların kapamalarıyla ilgili yaralar var, yanıklar var, kazalar var. Bu tip ameliyatlarla başlamış aslında tarihçesi, evet, estetik cerrahinin. Ama tabii deriyle oynamayı ya da deriyi şekillendirmeyi öğrendiğiniz zaman bu biraz daha artık hani estetik kısmına girmeye başlamış. Evet. Yani estetik derken neyi kastediyoruz derseniz, aslında hani kişinin vücudunda memnun olmadığı bir bölge varsa ve bu bölge ameliyata uygunsa, yani kişinin istediği ameliyatta düzeltilebilecek bir durumdaysa bunun düzeltme ameliyatlarıdır aslında. Bence doğru olan tabii böyle. Evet. Ve tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi zaruri durumlarda da mutlak surette estetik operasyonlar uygulanabilir. Evet, estetik dışında bizim rekonstrüksiyon dediğimiz düzeltme ameliyatları ya da onarım ameliyatları da vardır. Bunlar tabii ayrı bir branş aslında. Çok önemli bir branş. Genelde biz bunlardan çok bahsetmiyoruz. Bunlar evet zaruri kısım.
Bir de böyle hani sağlıklı hastalarda tamamen şekil kaygısıyla, biçim kaygısıyla uygulanan ameliyatlarda estetik kısım. Evet. Şimdi sağlıklı hastalarımızın şekil kaygısıyla olmuş olduğu şu önemli ameliyatlara geçelim mi? Hı hı. İsterseniz sırasıyla devam edelim. En kolayından başlayalım. Tabii bize göre en kolayı liposuction diyelim mi? Evet, liposuction şöyle aslında bizim ameliyatlarımızın hiçbiri çok kolay ameliyatlar değil. Hekimin kolay uygulayabildiği ameliyatlar var ama bu da tabii doktorun kendi tecrübesiyle ilgili bir şeydir. Evet. Yani yoğun uyguluyorsanız, meraklıysanız bu konuya yaptığınız ameliyatın sonucu güzel olur. Ama liposuction dediğiniz şey çok kolay bir ameliyat değil, onu söyleyeyim. Hasta iyileşme sürecini kolay atlatıyor olabilir, o doğru. Evet, süreç olarak çok kolay gözüküyor. Büyük kesiler yapılan ameliyatlar değil, hani ufak deliklerden diyelim, küçük kesilerden. Bizim kanül dediğimiz liposuction uyguladığımız aletlerin vücut içine girip oradaki fazla yağ dokusunu alıp vücudu şekillendirdiğimiz ameliyatlardır. Evet. Genel kanaatin aksine ben bunu her zaman üstüne basa basa söylüyorum, bu bir zayıflama ameliyatı değildir. Kişiye kilo kaybettirmez. Kişi kiloluysa zaten uygulanmasını çok tavsiye ettiğim ameliyatlarda değil. Çünkü bizim bu ameliyatta alabileceğimiz yağ miktarı bellidir vücut kilo boy oranına göre. Bunun daha fazlasını aldığımızda bu kişiyi, hastayı riske sokar. O yüzden hani benim her zaman söylediğim şey şudur. Bir ameliyat yaptırmayı düşünüyorsanız mümkünse ideal kilonuza yakın olsun. Ya da kalıplaşmış bir kilonuz vardır. Hani normal vücut yapınız bunadır. Hani bizim balık etli dediğimiz vücut yapısı. Liposuction uygulanmasına uygun sıkı deri yapısı, gevşememiş, sarkmamış bir doku varsa elbette gayet güzel sonuçlar elde edebiliyoruz bu ameliyatlardan. Buradaki amaç, tekrar üstüne basıyorum, kilo kaybı değil. Ama mesela genç hastalar geliyor, düzenli spor yapan hastalar var, spora, egzersize rağmen ya da diyete rağmen bu sonuçta genetik kodlamamız bizim belli bölgelerde fazla biriken yağlardan kurtulamayabiliyoruz. Bu bölgeler özellikle liposuction uygulanabiliyor ya da hamilelik geçirmiş çocuğu doğum sonrası, emzirme sonrası belli bir kilo almış. Bu kiloyu diyetle bir miktar egzersizle toparlayabiliyor. Ama belli bölgelere sıkışmış yağları var. Yani hani ne yaparsa yapsın gitmiyor. Ya da sarkması var. Tabii o ayrı bir ameliyat, karın germe. Bunların toparlanması için uygulayabildiğimiz ameliyatlardır liposuction. Evet. Peki liposuction hangi bölgelere uygulanabilir? Yani liposuction tabii artık birçok bölgeye uygulanabilir, siz öyle söyleyeyim. Çünkü bu bizim kanüllerimizle, cihazlarımızla yani kullandığımız cerrahi aletlerle ilgiliydi. Çok farklı kanüllerimiz var. Ne demek bu? Kalınlıkları, incelikleri, uzunlukları, uçlarının keskinliği, bunlar farklı. Yağın özellikle biriktiği her türlü bölgeye uygulanabilir. Yani burada önemli olan nokta elastikiyetini sağlam olması kişinin. Yani çok doğum yapmış, kolları sarkmış ya da karnı sarkmış bir kişide liposuction çözüm değildir. Çünkü bu kadar sarkık bir dokuyu toparlamaz ama güzel bir elastik yapısı varsa, yani vücudun gerginliği düzgünse, altından biz o yağ dokusunu aldığımız zaman vücut kendini tekrar şekillendirir. Hatları daha belirgin hale gelir. Mesela kol olur, sırt olur, karın olur, bel olur, popo olur, bacaklar belli bölgelere kadar olur, boyun bölgesi olur. Ben uygulamıyorum ama nadir hastalarda mesela yanaklar dolgunsa yanak bölgesine bile liposuction yapılabiliyor. Evet. Böylece hangi bölgelere uygulanmış olduğunu da öğrendik. Peki liposuction'ın türleri var mı? İşte şu şekilde yapılan, bu şekilde yapılan diye kendi arasında ayrılan türleri var mı? Tabii farklı cihazlarla uygulanabiliyor liposuction. Bu hekimin tercihi ve tecrübesiyle ilgili bir şey. Eskiden bizim klasik ameliyat öncesi bir sıvı verirdik hastanın vücuduna yağ parçalayabilmek için. Sonrasında basınçlı bir liposuction cihazıyla çekerdik tabii. Dönemle birlikte hastaların şikayetlerini göz önüne aldığımızda biz ona göre daha iyiye, daha ileriye gitmek üzere farklı cihazlar kullanabiliyoruz. İşte bu nedir? Isıyla dediğimiz ultrasonik olabilir, radyo frekans dediğimiz farklı tipte cihazlar kullanılabilmekte. Çok çeşitli aletler de var ama burada önemli olan hekimin hangisiyle çalışmayı daha çok sevdiği ya da tecrübesinin neyle olduğu. Burada farklı cihazlara yönelmenin en önemli nedeni birincisi çok daha az travmatik. Yani eskisi kadar hasta çok kanama yaşamıyor, morluklar çok daha az,
ağrıları çok daha düşük, iyileşme süreci çok daha hızlı. Burada kullanılabilecek ultrasonik cihazlar var. Lazer dediğimiz ya da vezir dediğimiz ses dalgasıyla yağ parçalayan cihazlar var. Klasik cihazlardan çok daha öte tabii bir diğeri de bizim son dönemde yine su basıncıyla, su tazyiğiyle yağ en az travmatize edip alabilen liposuction cihazları var. Burada tabii yağın da sağlıklı gelmesi şu açıdan önemli. Kimi hastalarda mesela aldığımız yağ dokusunu farklı bölgelerde şekillendirme ya da büyütme amacıyla kullanabiliyoruz. O zaman da yağ az zarar verebilecek, çok daha az travmatik liposuction cihazları kullanabiliyoruz. Evet. Peki yapılan işlemin herhangi bir riski var mı? Onu da şöyle söyleyeyim. Sonuçta biz ne kadar estetik yaparsak yapalım, bizim yaptığımız iş cerrahi. Yani biz sağlıkçı hekimleriz ve her cerrahi işlemin en ufağından en büyüğüne kadar riski vardır. Genel riskler, anesteziye bağlı riskler ya da ameliyata bağlı riskler elbette olabilir. Burada tabii bu riskleri nasıl azaltırız? Doğru hasta seçimiyle. Bizim yaptığımız ameliyatlarda %70-80 zaten sağlıklı hastalara ameliyat yaparız. Bu zaten yoğun olarak yaşayabileceğimiz komplikasyonları en aza indiriyor. Onun dışında sistematik bir hastalığı varsa tabii bunların önceden tespiti, ona göre tedavilerin tamamlanması ve sonrasında hastayı ameliyata yönlendirmek çok önemli. Sigara içimi ameliyatların her türlüsünde tehlikelidir. Bizim ameliyatlarımızda da en önemlisi hastanın mümkün olduğunca az sigara içen hasta grubundan olmasıdır. Ya da sigara içiyorsa dahi sigarayı öncesinden bırakması çok önemli. Sonuçta vücuttan belli miktarda yağ çekiliyor. Hasta belli sürelerle ameliyathane masasında kalıyor. O yüzden ameliyat sonrası yine bu riskleri en aza indirebilmek amacıyla hastanın bir hızlı mobilize olmasını, yani hareket etmesini isteriz. Bunun için hastanelerde tabii ameliyat sonrası özel, mesela bu bizim basınçlı çoraplar dediğimiz yüksek basınçlı çoraplarımız vardır, giydiririz ki hasta mobilizasyona kadar vücuduna herhangi bir yerde bizim emboli dediğimiz pıhtı atma riski olmasın diye. Ama bu çok, nasıl söyleyeyim size, doğru hasta gruplarında çok çok düşük risklerdir. Bu ameliyatın sıkıntısı, riski var mı derseniz, en büyük riski ameliyat sonrası sonuçta memnuniyetsizliktir. Yani o da hastayla ameliyat öncesi iletişimimizin ne kadar doğru olduğu ile ilgili bir şey. Çünkü siz karşınızdaki kişinin sizden net ne istediğini bilirseniz ona göre yönlendirme yapabilirsiniz. Birincisi, hasta memnuniyetsizliğinin en büyük nedeni hastanın yanlış bilgilendirilmesi ya da beklentisinin farklı olması olabilir. İkincisi tabii cerraha bağlı istenmeyen sonuçlar elde edilebilir, öyle söyleyeyim. Evet. Peki hasta ne kadar bir süre sonra, operasyondan ne kadar süre sonra normal gündelik yaşantısına dönebilir? Evet, şimdi burada kapalı bir cerrahi işlem yapıyoruz. Yani vücudun bir bölgesini kesip açarak yaptığımız bir işlem değil. O yüzden iyileşme süreci, toparlanma süreci çok daha hızlı. Ama sonuçta bu bir ameliyat ve elbette hastanın belli bir miktarda olsa ağrıları oluyor. Size şöyle söyleyeyim, ortama bir hafta içinde gayet rahatlıkla günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. Çalışan kesim için özellikle. Yani 3. 4. günde dahi işine dönebilen hastalarım var. Ama yine de herkesin ağrı işi farklıdır. O yüzden bir haftaya kadar diyorum. Ama bu sadece sizin normal iş hayatınıza geri dönmenizle ilgili. Ama bu ameliyatlardan sonra vücudun düzgün şekillenebilmesi için bizim basınçlı giysilerimiz vardır, bu bildiğimiz korseler. Bu korselerin kullanılması ortamı 3 hafta 1 aydır. Tabii bu süreç zarfında egzersiz, spor, yüzme, bu tip hareketlerden biraz daha uzak durmak gerekir. Vücudun şekillenip şişliklerin gerilemesi, hafif morluklar olacaktır elbette. Bunların toparlaması yine ortalama 1 aya yakın sürebiliyor. Ama 1 aydan sonra çok daha rahat birçok şey yapabilecek hale gelir zaten hastalar. Evet. Peki, tabii yine izleyicilerimizin çok merak ettiği bir konu daha var. Liposuction'a eşdeğer gösterilen bir takım uygulamalar var. Daha çok hastanelerde ya da merkezlerde estetik cerrahların uygulamadığı, estetisyenlerin uyguladığı bir takım yöntemler var. Eşdeğer midir sizce? Şöyle söyleyeyim, şu an için eşdeğer değil elbette.
Ama burada her zaman öncelik hasta. Yani hasta bizden ne bekliyor, neyi ne kadar sürede elde etmek istiyor. Teknoloji, yenilik dediğimiz şey zaten bu şekilde ilerler. Belli bir kısım ameliyattan çok korkuyor ya da ameliyata uygun olmayan hastalar. Ya da biraz daha bazı şeyleri kolay elde etmeye çalışan hastalar, öyle söyleyeyim. O gruplarda denenebilecek işlemler bunlar. Sonuçta eğer hasta ameliyat düşünmüyorsa cerrahi dışı bu tip uygulamalara girebilir. Ama beklentisi bir ameliyat sonucu gibi elbette değildir. Kimi cihazlar hastayı tatmin edebilecek sonuçlar da verebilir. Ama tabii burada aslında hani hekime de güvenmek ya da işlemi yapan kişinin kim olduğunu bilmek önemli. Ama bunun dışında hangi cihazın kullanıldığı da çok önemli. Çünkü cihazların belli bir yere kadar sonuç verme ihtimali var. Bir de onu tabii göz önünde bulundurmanız lazım. Yani her şey böyle bir cihazın altına yatıyorsunuz. Size bir estetisyen ya da güzel ufak bir şeyler uyguluyor. Ve siz oradan kalktığınızda bambaşka biri olmayacaksınız. Yani sihirli bir değnek yok. Değil, değil. Ama hani o uygulanabilir. Zararı olmadığı sürece denenebilir, öyle söyleyeyim size. Evet. Böylece sanıyorum liposuction'a dair atladığımız herhangi bir şey olmadı, değil evet, mi? Evet, doğrudur. Bence yeterli bu kadar. Evet. Öyleyse şimdi yine önemlilere geçelim. Hı-hı. Günümüzde birçok kadının, hatta artık bayların bile arzu ettiği meme ameliyatları evet, var, değil mi? Evet, doğru, doğru. Erkeklerde de yoğun uygulamalarımız var ama tabii kadınların yerini tutamaz. Evet. Çünkü vücut imajında, yani kadının bedensel yapısındaki en önemli nokta. Meme dokusu kadınsallığın simgesi aslında. Ve tüm vücut yüz gibi meme de yer çekiminden, yaşlanmadan, doğumdan, hamilelikten, kilo alıp vermeden yoğun bir şekilde etkileniyor. O yüzden de evet, aslında kadın grubunda burun ameliyatından sonra en çok uygulanan ameliyatlardan biri meme ameliyatlarıdır. Bunların içinde de en yoğun olarak meme büyütme ameliyatları yapılır. Ergenlik sonrası dediğimiz 18 yaş, yani vücut yapısının artık yavaş yavaş oturmaya başladığı yaştan sonra da zaten kişilerde şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Yaş grubuna göre şikayetler de değişiyor, öyle söyleyeyim size. Ama yoğunlukla dediğim gibi meme büyütme ameliyatı yapıyoruz. Bunun dışında meme küçültme ya da kilo alıp verme, hamilelik sonrası oluşabilen sarkmalara bağlı meme dikleştirme ameliyatları da yapılabiliyor. Evet, peki bu ameliyatların da biraz gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Hı hı. Hasta herhangi bir şekilde operasyon sonrasında acı duyuyor mu? Ya da dönüşler nasıl oluyor? Ya da gündelik yaşantısına ne kadar sürede geri dönebiliyor? Evet, şimdi şöyle, ağrı her şekilde var. Yani bir hasta bir ameliyatı olmayı düşünüyorsa bunun arkasından belli bir süre bir ağrı çekeceğini kabul etmeli. Bunların hiçbiri ağrısız ameliyatlar değil. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bu sizi böyle yatağa bağlayacak, evden çıkartmayacak kadar ağrılı ameliyatlar da değil. Belki 2 gün, 3 gün kadar istirahat, sonrasında gayet rahat günlük hayatınıza geri dönüş yapabileceğiniz ameliyatlar. Meme protezi ameliyatları dediğim gibi bizim en yoğun uyguladığımız ameliyatlar. Bunda hastanın vücut yapısına göre protezi koyduğumuz bölge farklı. Yani kimi hastalarda deri çok ince ise, eğer bizim protezi kamufle edebilecek kadar hastada yeterli bir meme dokusu yoksa, böyle durumlarda biz eğer ki protezi kas altına koymayı düşünüyorsak, bu bir miktar daha ağrılı bir ameliyat. Ama kas üstü dediğimiz meme büyütme ameliyatlarında ağrı ya da günlük hayata dönüş çok çok hızlı. Evet. Ortalama bir hafta içinde günlük hayatına dönebilir ama tabii yaranın toparlaması, iyileşme süreci bundan çok daha uzun sürüyor. Göğüs ameliyatları öyle düşünüldüğü kadar ağrılı ameliyatlar da değil, onu söyleyebilirim. Benim her zaman dediğim şey şu, bu ameliyatta sizi yoracak şey ameliyatın ağrısı değil, ameliyat sonrası beklentinizin karşılanıp karşılanmamasıdır. Evet, önemli olan bu. Hı-hı. Diyorsunuz. Ve dönüşümlerde şimdiye kadar sizin hastalarınızda hep %100 olumlu. Yani %100 olumlu diye bir şey yok. Şimdi öyle bir şey konuşmaya gerek yok ama büyük bir kısmının memnun olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki, meme operasyonları, meme estetiği herkese uygulanabilir mi?
ya da belli bir yaş grubu var mı? Yani şimdi şöyle alt yaş, alt sınır var. 18 yaşının üstünde hani bunu 16-17 yaşında uygulayan meme büyütme ya da gerçekten aslında çok belirgin bir meme büyüklüğü varsa meme küçültme ameliyatları uygulanabiliyor. Ama genelde benim hastaya tavsiyem şudur, 18 yaş güzel bir yaş, hatta 20 yaş çok daha güzel bir yaş. Çünkü artık neyin ne olduğunu biliyorsunuz, vücudunuzda daha barışıksınız. Ergenlik döneminde sevmeyeceğiniz şeyleri 20 yaşı ve sonrasında çok daha farklı gözle görebiliyorsunuz. O yüzden hani bu tip ameliyatlarda karar verme aşamasına geldiğinizde gerçekten neyi ne kadar istediğinizi bilmeniz lazım. O yüzden benim idealde söylediğim 20 yaş ama dediğim gibi 16-17 yaşlarında da yapılabilir. Üst yaş sınırı bence yok. Bu tamamen kişiye bırakılmış ve kişinin sağlık durumuyla tabii yakından alakalı. Eğer genel anestezi almasına engel bir durum yoksa hasta isterse 60 isterse 70 yaşında hatta daha ileri yaşlarda da meme ameliyatı yaptırabilir. Evet. Şimdi sıra neye geldi? Karın germi. Aa evet. Evet, konuşalım bütün bayanların en fazla muzdarip olduğu konu değil mi? Doğru. Yani şimdi şöyle aslında hem çok yoğun ihtiyaç duydukları bir ameliyat ama bir taraftan da izinden ve sonucundan çok korktukları bir ameliyat. Hani genel algı şudur, biz çok estetikli kişiler atarız, izleri kaybederiz, hiçbir bölgede iz kalmaz. Gayet güzel şekli sonucu ortaya koyarız da bu öyle bir şey değil. Sonuçta bizim de her ameliyatta kesilimiz var. Liposuction dışındaki liposuction'da bile çok ufak kesiler yapıyoruz. Burada önemli olan nokta kesi bölgesini düzgün seçmek, hasta grubunu düzgün seçmek. Çünkü her hasta karın germe ameliyatına uygun değil. Özellikle kilosunu vermemiş, normal kilosundan daha yoğun kiloya sahip olan hasta grubunda zaten karın germe ameliyatı başarılı değil. Karın germe ameliyatının başarılı olduğu hasta grubunu şöyle söyleyeyim. İdeal kilosuna ulaşmış, hamilelik geçirmiş olabilir ya da kilo almış olabilir. Sonrasında bu kiloyu verdiği zaman ya da doğumunu yaptı, ideal kilosuna geldiğinde karında belli bir sarkıklık ya da gevşeklik varsa bunlar sporla, egzersizle ya da diyetle toparlanmıyorsa ki böyle bir grup var sonuçta. Karın kilo aldığında genişler, zayıfladığınız zaman elastikiyetini kaybettiği için bir miktar sarkar. Ve bu eğer kişide rahatsızlığa neden olabiliyorsa karın germe ameliyatı onlar için yüz güldüren bir ameliyattır. Evet, başarılı sonuçlar elde ediliyor ama tabii bir de operasyonlarımızın süresi var. Hasta ne kadar süre operasyonda kalıyor? Şimdi bizim ameliyatlarımız göreceli olarak diğer cerrahi ameliyatlara nazaran biraz daha uzundur. Yani ortalama herhalde şöyle söyleyeyim, en kısa ameliyatımız 1,5 saat civarıdır. Bu süreler çok böyle hastaları yoracak süreçler değil. Çünkü çok nasıl söyleyeyim size, biz sadece deri altında işlem yaparız. Cerrahi sürecimiz çok zorlu değildir. Ama hani burada hangi ameliyatı uyguladığımıza bağlı kombine ameliyatlar mı yapıyoruz? Yani bir anestezi altında birden fazla ameliyat yapıp yapmadığımıza bağlı olarak sürelerimiz değişiyor. Ama hani 7 saat, 8 saat, 9 saate kadar uzayabilen ameliyatlarımız var. Evet, ki bunlar herhalde kombine ameliyatlar. Evet, kombine ameliyatlarda yani aynı anda. Evet, hem mesela memesinden müzdarip şikayetçi, meme dikleştirme ya da protez yaparken karındaki yağlanma ya da sarkmaya bağlı liposuction ya da karın germe ameliyatları bir arada yapılıyorsa elbette süreç biraz daha uzun oluyor ameliyat süresi. Evet, ama yine de konforlu bir şekilde operasyonda kalındığı için hasta herhangi bir şey hissetmemekte ne kadar süreyle kalırsa kalsın. Yok, o konuda anestezi uzmanlarımız güzel çalışıyorlar, evet. Yani sıkıntı yaşamazlar hastalığını. Hasta son derece konforlu bir, evet, şekilde operasyonda kalıyor. Burada bütün zorluk hekimlerimizde, doktorlarımızda. Tabii sonuçta biz ekip olarak çalışıyoruz yani. Hasta bana muayenehaneye gelip şikayetlerini anlatıyor belki ama ben tek başıma bu ameliyatı tamamlamıyorum. Arkada bir anestezi ekibi var. Onun dışında ameliyathanede bize yardım eden hemşire arkadaşlar var.
Hasta ameliyattan çıktı, servise alındı. Serviste hastanın ameliyat sonrası takibini yapan servis hemşiramları var. Hastanın ameliyat sonrası kontrolünde bana geldiğinde bana yardımcı olan hemşiranlar var. Yani dediğim gibi bu tamamen bir ekip işi. Ve hasta bu basamakların herhangi birinde mutsuz olduğunda mutsuz oluyor. Yani o yüzden sonuç tek başına bana ait değil, onu söyleyebilirim doğru. Evet, tabii ki bu tür operasyonlar sonrasında bir de beslenme ayağı var. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi orada nasıl söyleyeyim size? Birincisi, bu ameliyatlar size kilo almanıza ya da size ya da sizin sonrasında kilo almanıza engel olmaz. Yani ben karın germe ameliyatı oldum, bir daha benim karnım büyümeyecek ya da bir daha benim belim yağlanmayacak diye bir şey yok. Ve ben hasta karşıma geldiğinde ben şu ameliyatı olmak istiyorum dediği zaman benim öncelikle söylediğim şey şu: ben size bu ameliyatı yaparım, vücudunuz bu ameliyata uygun, ama ameliyat sonrasında vücut kilo alıp vermeden, yer çekiminden, yaşlanmadan, sizin hayatınızı yani egzersiz yapıp yapmamanıza kadar her şeyden etkilenir. Ameliyatı eğer idame ettirmek istiyorsanız sağlığınıza, diyetinize, egzersizinize, bunların hepsine dikkat edeceksiniz ki uzun vadede siz bu ameliyatın konforunu ve mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Yoksa ben ameliyatınızı yaptım, mesela bazen hastalar geliyor, şu son dönemin en büyük problemi zaten bu sağlıksız beslenmeye bağlı morbid obezite. Yani kişinin normalde vücuduna çok fazla gelen bir kilosu var. Depresyona bağlı olabilir. Hasta der ki ben yemek yemekten çok mutlu oldum ya da hani doğum yaptığı hamilelik sırasında çok yoğun kilo aldı ve bunu bir şekilde diyetisyen eşliğinde ya da kendi iradesiyle egzersizle birlikte bir kısmını verdi. Hasta bana geldi, ben ameliyatını yaptım. Ameliyat sonrası süreçte tekrar bu sıkıntıları yaşarsa bu ameliyat hastanın kilo almasına engel değildir. Vücudunun tekrar yağlanmasına engel değildir. Yani benim ameliyat bitiminde işim biter, bundan sonra görev hastaya düşer, öyle söyleyeyim. Evet, yine egzersiz, hareket, spor muhakkak ve beslenmeye mutlak surette muhakkak dikkat. Aynen öyle, yani bu şey değil, ben kilomu alırım, sonra bir estetik cerrahı giderim, liposakşınımı yapar, karın germemi yapar, sonra ben tekrar yemeye devam edebilirim. Yani birkaç yıl sonra gelir tekrar aynı ameliyatı. Bu gerçeklik değil, bu çok yanlış bir düşünce, öyle söyleyebilirim. Evet, aslında bu yanlış düşünceyi aktarmakla birlikte bir soru daha doğdu benim kafamda. Bu tür operasyonlar ard arda yapılabilir mi? Örneğin birkaç kez üst üste aynı bölgeden liposuction yapılabilir mi? Yani şöyle, yapılabilir. Ama mesela nasıl söyleyeyim, size hastaya liposuction yaptık. Mesela hekim olarak ben yaptım. Hasta sonuçtan memnun değil. Bazı yerlerde problemleri var. Tekrar yapılabilir. Ya da ben hastaya liposuction yaptım. Arkasından hasta hamile kaldı. Bir çocuk doğurdu, emzirdi. Sonra kilosunu verdi. Tekrar aynı problemleri yaşadığında bunu ameliyat çözümü olarak ona sunabilirim. Ama bunu hani bir hayat tarzına dönüştürmesi kısmında yanlış yapar. Çünkü bu böyle bir problemi sürekli çözüme kavuşturmak yolunda gidebileceğiniz bir işlem değil. Yani her yıl ben liposuction yaptırayım doğru bir cümle ya da istek değil. Anlamlı da değil aslında. Hani. Çünkü biz sadece yağın fazla kısmını alıyoruz. Vücudun yağ ihtiyacı var ya da bu şekilde ihtiyacı var. Biz ne kadar fazla yağ çekersek bu defa hastanın deri altı boşlukları oluşur, şekli bozulur. Ya da mesela ben şunu söylüyorum, ben size bu ameliyatı yapıyorum, karın germe ameliyatı yaptım. Eğer yakın dönemde tekrar hamile olmayı düşünüyorsanız, kalmayı düşünüyorsanız bu ameliyatı bence bir sonraki hamileliğinizin arkasını erteleyin diyebiliyorum. Böylece doğru zamanlama yaptığında tek ameliyat kişi için çözüm olabilir. Yani bunun tekrar tekrar yapılması çok anlamlı değil ama ihtiyaç ya da gerekli ise elbette yapılabilecek bir şey. Evet, tüm bunlarla birlikte tabii ki doğru doktoru da seçmemiz gerekmekte ki doğru yönlendirilebilelim. Doğru, evet. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür tekrar ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sağ programımıza. Olun. Büyük bir zevkti sizinle konuşmak. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Sayın Evren Helvacı'yı ağırladık. Hoşçakalın.